Diğer konuğumuzu davet edeceğim. Mürsel Gül gelecek. Sakarya'dan katılıyor programa. Onun da kızı kayıp 13 Şubat tarihinden beri. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz nereden katılıyorsunuz? Ben Sakarya'dan. Neresinden? Adapazarı Geyve. Geyve'den. Kurusaray Mahallesi. Hı hı. Kızım yok. Şubat'ın 13'ünden beri pazartesi günü almış çocuklarına gitmiş. Bir hafta biz ona ulaşamadık. Arayım ulaşamıyor, ailem arıyor ulaşamıyor, oğlan arıyor ulaşamıyor. Bir hafta sonra bu abisini arıyor. Hı hı. Abisi de işteydi. Abisi de benim, ben de oğlamın evindeydim, Geyve'ye indim kız olmayınca. Abisi telefona bağladı. Dedim kızım neredesin? Çocuklar nerede, sen neredesin? Çocuklar soğukta mı, sıcakta mı? Sen neredesin, nereye gittin? Gel, söyle yerini. Anne dedi, ben dedi yerimi söylemeyeceğim. Ben sevdiğime gittim. Çocukları da vermeyeceğim, getirmeyeceğim dedi. Kızım dedim, bak çocukları getir, babasına ver. Yok dedi, ben dedim o zaman Esra Erol'a çıkacağım dedim. Esra Erol'a çocukları getirtireceğim, sen de geleceksin dedim. Çocukları babasına verirsin dedim. Yok dedi, gelmeyeceğim dedi. Ben öyle deyince ertesi sabah bu saat 5'te mi sabahın erkenden ben oğlum da yatakken bu çocuklardan geldi. İki çocuğundan. Ben yani Esra Erol'a gideceğim deyince. Dedim. Telefonda dedim. Ondan sonra bu geldi. Anne dedi bak dedi Esra Erol çıkma dedi. Onun için geldim dedi. Sen dedim neredesin dedim. Nereye ettin dedim. Ben Konya'dayım dedi. Merkezdeyim dedi. Kimin yanındasın? Sevgilimin yanına ettim dedi. Ben de çok seviyorum dedi. Ölünceden seveceğim dedi. Kızım bunlar kim dedim. Bunlar dedi geldiler Geyve'den dedi beni annesinden oğlu dedi taksiden götürdüler dedi. Dedim o zaman niye getirmediler? İki çocuğuna gönderdiler seni. Ondan sonra ben dedi oğlan gelecekti adım Mehmet Ali dedi. Ben gelme dedim dedi. Ondan sonra gelme dedim dedi. Sonra dedim kızım ne olacak? Bu şimdi kocasından avukata gitmişler o gün çocukları bana kurtuldu. Şimdi kızın 13 Şubat'ta evden kaçarken o 13 Şubat tarihine kadar aslında evli. Evli, kocası işteymişti. Pazartesi kocası işte. İşe gitmiş. Çocukları da var. Evet, o da iki tane. 8 aylık bebeği var. Evet, bir oğlan bir kız. 13 kaç yıldır? 4 yıldır da evli. 4-5 yıldır da evli. Onu isteyerek verdim. İbrahim Bulut. Evet. Onunla evliyken bir anda pılısını pırtısını toparlıyor. Çocukları da yanına alıyor ortadan kayboluyor. Kocası işte yalnız. Sen ben Esra'ya gideceğim deyince bu çocuklarla beraber çat diye geliyor. Gerçekler ortaya çıkmasın diye. Evet bir hafta sonra geliyor. Geldi çocuklarla beraber. Bu dönemde kocasıyla görüştü mü? İşte avukata gitmişler o gün. Artık adliyeye gitmişler. Çocukları bana kodurlar. Ben de şimdi iyicene bilmiyorum. Herhalde boşanma için gittiler oraya. Çocukları gönüllü verdi babasına bu. Çocuklar benim akşam üzere bunun görümcesi bir de akrabalar çocukları geldiler abisine ama kendi verdi kız çocukları. Ondan sonra çocukları verdi. Ben de geline gittim o gün oğlanda kalmadım. Bu ertesi günü ben yokken kaçmış gitmiş. Ha, abisinin evinden kaçıyor. Gidiyor yani gidiyor yengesi görüyor. Orada adam diyormuş ki buna telefonda kızım gel ben senin arkandayım kimse sana bir şey yapamaz diyormuş. Kim diyor bunu kaçtı işte, kişi mi? Artık kaynatası mı? Oğlan mı? Gittiği yerde ana baba varmış. Annesi babası varmış. Bir de oğlan hepimiz bir yerdeyiz anne dedi. O adam nasıl oluyor da benim kızım arkasında duruyor? Şimdi önce Arzu Bulut nerede? Arzu'nun bir de gözünde bir engel var. Evet. Görme engeli evet, var. Evet görmüyor gözü. 13 Şubat'ta kaçıyor. Bir günlük geliyor çocuklara bırakıyor. Tekrar kendisi kaçıyor. Evet gidiyor. Bu süre içerisinde eşiyle görüşüyor. Boşanma sürecini de başlatıyor. O gün ama. Çocukları da teslim ediyor. Abinin evinden tekrar kaçıyor. Gidiyor. Kime kaçtım? Konya'ya gittim. Konya kime kaçtım? Merkez. Mehmet Ali ismindeki birine kaçtım. Ben onu seviyorum. Evet. Kaçtığı kişi ve ailesi de Arzu'nun bu davranışını destekliyor. Evet. Ve biz sana sahip çıkarız adam diyor. Adam arkamdayım kızım demiş sana demiş kimse bir şey yapamaz gel demiş. Arzu. Buyurun Esra abla. Niye kapattın telefonu? Bak benim ya yüzüme kapanmış gibi oluyor. Ya sinir etti beni, delirtti beni, delirtti. Delirme, delirme. Kızım sen bana beni niye sildin, niye kızıyorsun? Anne, ben senin peşindeyim tamam, ya, delirtin. Onun için. Bak, bak ben biliyorum. Ne ölümüme gel, ne deyimime. Bu saatten sonra benim pişman annem yok. Yok işten geçeceğim. Anne yok. Milleti telefona bağlattırmayın anne. Bağlattırmayın. Pişman annemi olacaksın niye sen sildin? De. Ben senin peşindeyim, onun için beni istemiyorsun. Ben anlıyorum seni. Söyle. O zaman
Sebeplerini zaman, söyle. Şu sebeplerden dolayı sildim o de. Mehmet öyle gelecek karşıma oturacak. Ailesi gelip karşıma oturacak. Ben tamam, buradan gitmiyorum. Geliriz. Gelmeyince tamam, gitmeyeceğim. Gelir tamam. Heh. Ben Mehmet Ali'yi de tutar elinden geliriz oraya. Gelecekler. Ama kimliklerini öğreneceğim onları. Seni görmeyeceğim. Benim... Seni görmek istemiyorum. Arzu anne. Doğal hakkım. Peşindeyim ya onun için. Ah, Arzu bak anneciğin kalkıp köyden hı, buraya İstanbul'a geliyor. Benim için gelmedi. Beni görmeye gelmedi. Kimin için geldi? Alo. Arzu. Şey Filiz. Alo. Abi. Filiz. Alo. Alo ben Mehmet Ali'nin annesiyim. Oo telefonu aldı. Mehmet Ali'nin annesi. İsminiz nedir? Hacer. Hacer Hanım. Hı. Konya'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Ne kadar süredir tanıyorsunuz Arzu'yu? Biz 2 aydır tanıyoruz onu. Hı. Oğlunuz nasıl anlattı size Arzu'yu? Arzu evliydi. Evli evet. Evli 2 tane çocuğunu da ben aldım geldim buraya. Siz mi gidip Geyve'den aldınız? Evet, ben getirdim. Ha, ben getirdim. Ben getirdiğim için ben bu kadınla görüştüm. Arzu size evet, hayatını annesi nasıl anlattı evliliğini? Dayak yediğini, çocuklarına bakmadığını. Ondan sonra çatmaya kalkıştığını kocasının. Bak. O yüzden ben de bunu getirdim. Bak ne kadar yalan söylüyor. Eşim beni başka erkeklere satıyor, pazarlıyor. Satıyordu. Şiddet görüyorum. Bu evet, sebeple beni buradan kurtarın dedi. Evet, çocuklarına mama almıyor dedi. Çocuklarına mama almıyor. Peki Hacer Hanım, bunları söylemiş olabilir. Diyelim ki Arzu'nun söylediği her şey yalan. Gerçek değil. Asla kocası, yalan değil. Bir dakika, şimdi ben de tanımıyorum ama sesi düşünelim. Belki de pırlanta gibi düzgün bir adam. Çocuklarına da bakan, karısına böyle kötülükler yapmayan bir adam. Ya ben şahsen gözümle gördüm ya. Nerede gördünüz? Bakımlı olan çocuklar öyle mi olur? Bakımlı olan. Peki sonra Arzu'nun çocukları o babaya teslim etmesine neden izin verdiniz? O kendisi söyledi. Ama şimdi kötü bir baba var ya. Ben bu kadın var ya, çocukları getir dedi. Ben bu çocuklarla beraber bunu gönderdim. Gönderdim, bu tekrar buraya geldi. Mehmet Ali'yi de ben göndermedim çocuğumu döverler ederler diye. Hiç de dövmezdik. Bak kendin yani nasıl canını koyuyor. Ben dövmezdik. Telefonla konuştum. Dövmezdik. Hacer Hanımcığım. Dövmezdik. Hiç dövmezdik. Sen bizi tanı da öyle konuş. Niye dövelim biz senin oğlunu? Biz dövmezdik. Hacer Hanım, oğlan annesini kız istemeye giderken gördüm de... Hayatımda ilk kez bir kadın istenmeye gittiğini gördüm. Siz gerçekten kucağında bu kadını bebekleriyle birlikte oğlunuza almak için Konya'dan kalkıp bulunduğu yere gittiniz mi? Çok önemli bir sebep olması lazım. Tabii. Var mı çevrenizde hiç sizin gibi böyle bir davranışı sergileyen? Ben hiç görmediğim için söylüyorum size. Dövmezdik ya. Niye dövelim biz oğlunu? Dövmezdik. Bu çocuk bize sığındığı için. Bu çocuk bize sığındığı için biz de getirmek zorunda kaldık. Peki Hacer Hanım, şimdi sığınma olayını anlıyorum. Bir hikaye, bir şeyler anlatılıyor. Gerçek ya da değil. Bakın sevgili seyirciler, bilmiyorum. Gerçek olduğunu düşündüğünüzde yapacağımız yol çok bellidir. Yani jandarmalar, karakollar her yerde, her şekilde var. Telefonla bile ulaşabiliriz. Sosyal medyadan bu anlamda yaşadıklarımızı anlatabilir. Esra Hanım bulunsun bunlar. Toplumsal bir destek de alabiliriz kendimize. Gelsinler yanına gitmeyeceğim buradan. Hacer Hanımcığım, kaç çocuğunuz var? Benim 3 tane çocuğum var. 3 tane. Yani, evliler mi hepsi? Yani, hayır. İkisi de bekar. Gelmeyeceğim. Gitse de gitmese de gelmeyeceğim. Ya Arzu bir dur. Ah benim kızım cahil. Hacer Hanımcığım, oğullarınız var mı? Hani sizin evde, sizin ailede normal mi böyle bir durum? Ya bizim ailede normal değil ama. Normal değil ama bu insan niye içiyor o zaman kızını? Ne? Bu kızını niye içiyor o zaman? Bu kızı? Bu kızını neden içiyor bu kadın o zaman? İtiyor. Sence iten bir anne buraya gelir miydi? Bak ne kadar günahım var. İtmeseydi zaten bu da buraya gelmezdi. Ulan o kocasında ben ona ne karışacağım kocası insan. Kocasında dövülürken neredeydin? Ben her akşam evinde miyim onu? Karı koca arasına girilir mi? Sen anne babasız büyütmüşsün dövülürken satılırken neredeydin? Bak onun annesi de benim şimdi bu arada mezarlıkta ha. İbrahim tamam, onun annesi de benim şu andan itibaren babası da benim.
13 Şubat'ta iki çocuğunu bırakıp gitmenin sebebi neydi? Eşim. Sebebi eşim. Ya Esra abla, işten eve geliyordu. Her akşam kavga çıkarıyordu. Evin huzursuzluğunu çıkarıyordu. Benim bir suçum, bir günahım yokken evde bağırıp çağırıyordu. Çünkü kendi o 4 yaşında bir ufak kızı var. Ona da aynısını yaptı Esra abla. Yapmadığı bir şey değil. Onca şiddet yaptı. Hamileyken karnıma vurdu. Boğazından tutup duvara yapıştırdı. O zamana kadar anne sen arkamda değildin de şimdi niye çıktın buraya da arkamda duruyorsun? Arkamda duruyorum. Sen kaç kere köye geldin? Sen niye yanlış yola gittin? Gene köye gel. Sen bilmiyor musun? Bir dakika, sen bilmiyor muydun benim nerede olduğumu? Geliyorsun yanına gidiyorsun. Geliyorsun kocanın yanına gidiyorsun. Ben sana bir yere kadar karışırım. Sen benden çıkmışsın artık, evlenmişsin. Sen istedin, ben verdim. Niye böyle yanlış iş yaptın? He? Sen beni bir aydır aramayın kızım. Anne, aradığım zamanda telefonu bağırıp çağırıyorsun. Sen beni arasaydın. Ben seni nasıl arayayım ya? Ben nasıl arayayım seni? Sen çocukları bıraktığın zaman abinin evinde sen bu Mehmet Ali'leri aradın. Telefonu dedin, evet, duyuyor. Aramadım değil. Gelin dedin, annem görsün dedin. Niye gelmediler? Hani nerede? Niye gelmedi? Buradalar anne. Şerefi varsa çıkacak karşıma. Buradalar. Alemin evli karısını götüremez. Götüremez kızım, götüremez. İki tane çocuğa seni sahipsiz mi sandı bununla? Bunlar seni sahipsiz mi sandı? Sen çok mu sahip çıktın bana? Çıktım tabii, niye çıkmadım? Ya İbrahim, o kadar dövdü anne, o kadar şiddet uyguladı. Gitsinler komşularıma sorsun Esra Hanım. Çıksın köve komşuma sorsun bakalım, her komşuma kapı gelsin. Sen kaç kere geldi, kapıdan mı kovdun kız? Niye yalan söylüyorsun? Tamam Esra Hanım, niye yalan söyleyeyim ben sana? Ben sana bir dakika. Ben sana demedim mi? Bak, benim komşularım bir gün hesap çıktı. Ben hamile olmadan önce ben sana mutfakta demedim mi? Anne ben gitmek istemiyorum. Ona daktın zaten sen. Sen ona daktın kızım. Hamile olmadan önce de kaç yıl önce ya Arzu? Allah sen. Yani şimdi bak. Alışırsınız dedim. Hemen bir hafta, bir ay. Ama Esra abla bana da aynısını yaptı. Abime de aynısını yaptı. Hayatım 5 yıl önce hamile değilsin. Kocan sana şiddet uyguluyor. Yazık yazık, bana suçlu ya değil mi? Ya anne, senin uyguladığın şiddet karşısında tek bir tepki vermeyip sana oraya git diyorsa, şimdi sen aklı selim bir insansın. Hiç kimse sana bu yaşta da yol gösterecek değil. Artık televizyonda, medyada, her gün bizler programlarda her gün aynı şeyleri söylüyoruz. Bak her gün aynı şeyleri. Şiddet görüyorsanız, psikolojik şiddete maruz kalıyorsanız, fiziksel şiddete maruz kalıyorsanız lütfen gidin bulunduğunuz yerdeki karakola şikayetçi olun. Gidemiyorsanız telefon açın. Yapamıyorsanız KADES'i indirin. Şiddet gördüğünüz dakikada basın kardeşim, 5 dakika sonra polis kapıda. Yapın şikayetinizi, bitsin gitsin. Annenize, babanıza, ona ihtiyacınız yok. Şu telefonun ucunda, bu telefon sadece sosyal medya, TikTok'a, Facebook'a, Instagram'a girmek için değil. Bunun çok önemli faydaları var. Teknolojiyi de iyi kullanmak lazım. İndirin kardeşim. 5 yıl önce indirseydin. KADES o zaman da vardı. Tak diye bassaydın gelseydi. Başlarım annene babana. Ne bakıyorsunuz onlara? Lütfen herkese de ricam. İndirin şu KADES'i. Ben sana sahip çıktım. Üzerine iki çocuk olmuş hayatım. Niye yalan söyleyen ya gelirken? Anne o akşam bir dakika ben buradan direkt abime geldiğim akşam siz toplanışıp da dayım İknur Rafi yengem nesi odaya gelip de bir kenara sıkıştırıp da dövmeyecek miydiniz? Kimse dövmedi seni. İknur niye üstüme yürüdü? Anne yalan bağlatma, gözünü seveyim. Bak Esra abla, abimi bağla. Akşam. Bağla abimi, abim anlatsın. O gece sen İbrahim'e kaçınca, eşini çocukları terk edince herkes ailede senin üzerine yürüdü. Şiddet uygulamaya çalıştılar. Evet Esra abla. Sen o ertesi gün kocanla beraber gidip anlaşmalı boşanma konusunda başvurunuzu yaptınız. Evet imzalır da. Çok zor değilmiş değil mi boşanmak? Evet, yani kocanla seninle boşanmaya dünden razıymış. Evet razı zaten Esra abla, istemiyor Peki ki. Sen gitmeden önce kocana demedin mi ya İbrahim gel biz gidelim şu boşanmayı yapalım diye. Sen de beni istemiyorsun. Bana ne diyor Esra? Diye gidelim deseydin. İbrahim kapıda bekliyor mu sen ona boşanalım diyeceksin diye. Adam ölmüş heyecandan, sabah zor etmiş adliyeye koşa koşa gitmiş. Onun için de bu bir fırsat. Yani sen ona boşanalım dediğinde İbrahim'e. İbrahim yemin ederim bayram yapmış. Yapmadı mı bayram? Yaptı Esra abla. Yani bu kadar boşanmaya meraklı bir kocayı da ben ilk defa gördüm. Güzel de bir şey. Senin hayatını zorlaştırmıyor. Ama diyor ki bir yere kaçtın, kime kaçtın sen, adı ne Mehmet Ali? Mehmet Ali evet. İn mi, cin mi, kimdir, hırlı mı, hırsız mı ben bilmiyorum soy ki diyor. Soy ismini bilmiyor. Ya tamam burada gelsin o zaman, burada çıksın.
He. Çıksın gelsin burada annesiyle birlikte. Arzu senin psikolojin çok iyi değil anlattıklarını. Psikolojisi bozuk bunun, bozuk. Yok yok şimdi onu evet, çok çekmişe evlilik ya, içerisinde. Ben böyle bir anne değildim. Beni bu hale getiren eski eşim. Tamam bu işte böyle, bak ben o anlattıkların arzu doğruysa. Sen bak şimdi biraz kafanı dinlemen gerekmiyor mu? Niye Mehmet'in yanına gidiyorsun bir başka erkeğin yanına? Biraz kendini toparlasan daha iyi değil mi Arzu? Benim kızıma çok yanlış yaptım. Ha? Çok. Bu kadar kötü bir evliliğin varsa tekrar evlilik için insan kaçar mı bu kadar hızlı ya? Ay insan soğur be. Kevser, görümce telefon attığında. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyi değilim. Değilim yani, ne yalan mı söyleyeyim iyiyim diyerek. Şimdi bir tarafta İbrahim kardeşin, bir tarafta Arzu. Arzu evet. Abinle de ilgili iddialarda bulundu. Abin de bu süre içerisinde yaşananları anlattı. Hı-hı. Sen Arzu'yla bu durumları konuşur muydun? Paylaşır mıydınız? İlk günden bugüne kadar olan mesajlarımın hepsi duruyor. Bunları WhatsApp ihbar hattınız üzerinden gönderdim. Bakabilirsiniz. Hı-hı. İlk olarak şey sormak istiyorum. 8 aylık diye bahsettiği bebek şu an kaç aylıkmış? Bir sorar mısınız annesine? Hayır, normalde 8 aylık zaten Esra abla. Şu an kaç aylık? Esra Hanım, Berkcan Bulut adı, kimliğini de size attım WhatsApp üzerinden. Şu an bebek 11 aylık. O kadar, o kadar caiz bir anne ki evet. Çocuğunun kaç aylık olduğundan bile habersiz bir anneden söz ediyoruz şu anda. İkinci bir konuya değinmek istiyorum. Yani söyleyeceklerim çok var ama vaktiniz de kısıtlı, o yüzden hızlı hızlı söylemek istiyorum. Zaten attığım delillerle her şey ortaya çıkacaktır. Hep böyle 13 Şubat'tan sonrası konuşuluyor ama bundan 5 ay önce iki çocuğu da, o zaman bebek 6 aylıktı ve prematüre doğdu bu bebek, erken doğum. Fotoğraflarını attım bize, ilk geldiği günün fotoğraflarını ve son fotoğraflarını da attım size. Bunları eve kilitliyor. Benim abim müstakil iki katlı bir evde oturuyor. İkinci katında alt kattaki komşular saat 3-4 saat geçtikten sonra camı kırıp iki çocuğu da camdan çıkartıp abine haber verip annem buradan koşa koşa iki çocuğu alıp getiriyor. Arzu da ada pazarından çıkıyor. Görüştüğü, 5 aydır görüştüğü birisi varmış. Tarkan ya ne becerim, ne saçma. Hayır Kevser, ne saçma alıyorsun Zübeyde sen ya. Zübeyde Akkurt adında bir kız var. Numarasını da atarım. Bağlayın, her şeyi konuşuyor. Üçüncü bir konuya gelirsem. Şimdi şunu merak ediyorum. Sen dedin ki ben giderken evden haber verdim. Ben evden gidiyorum diye. Tam tersi çocuklar şimdi çatlayana kadar ağlıyor deriz ya. Evet. O kadar evet. Fazla ağlıyor ki komşular durumdan rahatsız oluyorlar. Camı kırıp evin içine giriyorlar. Ve bunun üzerine ve baba. Allah razı olsun insanlardan. Gidip markete bezini mamasını alıyorlar. Benim abimle annem oraya gidene kadar evimizin arasında mesafe var çünkü. Hı-hı. O çocuklara bakıyorlar. Senin acil işin zaten. Neydi Adapazarı'nda? Ya Esra abla dedim ya. Acil işin neydi? Acil çocukları bırakıp gidecek zaten. Kadar. Acil işim yoktu. Ben geri gelecektim. İbrahim tuttu beni aradı. Beni tehdit İbrahim, etti. İbrahim seni aramıyor. Çocukların evde olduğunu komşular İbrahim'e haber veriyor. Çünkü 3-4 saat sonra çocuklar çok ağlamaya başlıyor. Ve bu durumdan rahatsız olan komşu aslında çocuklar ağlıyor, Arzu evde yok, senin olmadığın anlaşılıyor ve senin kayıp olduğun ortaya çıkıyor. Kimin yanına kaçmıştı o zaman? Buyurun Kevser. Şimdi özel güvenlik görevlisi birine gitmiş. Hı hı. Ben kaçmadım, bilip bilmeden bir şey konuşmadım. Ben seninle konuşmak istemiyorum, elimdeki delilleri. Ay zaten ben de çok zaten. Konuşmak meraklısı değilim zaten. Meraklı bir de değilim, merak etme. Şey tabii buyurun, dinliyorum bir sizi. Bir sürü ses kaydı attım size. Dinlerseniz anlayacaksınız. Onlar benim çocuklarım değil. Hı-hı. Çocukları çuvala doldurup çöpe atacağım diyen bir anne. Hepsini size kanıtlı bir şekilde attım. Bu telefon görüşmesi kimin arasında? Arzu'yla benim WhatsApp üzerinden numaralı bir şekilde onun mesajlarını size ilettim. Sen bu arada Arzu'ya niye ulaşmaya çalışıyorsun? Hani çocuklar için dön mü diyorsun? Biz başka bir adama kaçtığını bu son gidişinde öğrendik. Diğerlerinde sır gibi saklıyorlardı. Hı-hı. Biz sadece bunalıp bunalıp gittiğini biliyoruz. Çocuklar da bizde perperişan oldu diye biz her yerde Arzu'yu arıyoruz. Hı-hı. Ses kayıtlarında sana ne diyor benim Arzu çocuklarla ilgili? Aynen şöyle söylüyor, çocuklar benim umurumda değil, kapıyı üzerlerine kilitledim, gittim, yerimi izimi söylemem, babaannesi baksın zaten mama yiyor. Gel benim yanıma dedi. Evet. Bu arada kaçtığın kişi Mehmet Ali, evet, annesi Esra de Hacer Hanım. Evet Esra abla. Hacer Hanım da aynı şekilde sana sahip çıktı mı? Evet Esra abla. Yayına bağlandığında... Ben dedi
sonuna kadar dedi, kızım dedi, senin arkandayım dedi, sahip çıkacağım dedi. Hı hı. Ona da anlattın mı evliliğindeki sorunları? Evet Esra abla, anlattım. Yani sen o gün evden çıkarken kaçında kaçmıştın sen? 13 Şubat'ta. Evet. 13 Şubat'ta Sakarya'dan çıkıp Konya'ya onların yanına giderken iki çocuğunu bıraktığını, evliliğinden, kocandan kaçtığını biliyorlardı. Evet. Her şeyi biliyorlardı. Ama çocuklarla gidiyorsun. Ama çocuklarla gidiyorsun. İlk çocuklar. Beni almaya çocukları kim geldi? Zaten Esra beni abla. Almaya müstakbel kayınvaliden geliyor mu? Evet. Arabada başka kim var? Mehmet Ali ile ikisi vardı. İkisi seni başka... almaya geliyorlar, evet. Çocuklarıyla birlikte. Evet. Sonrasında çocukları sen döndüğünde babaya bırakıyorsun. Evet Esra abla. Peki şimdi Hacer Hanım ve yanına kaçmış olduğu Mehmet Ali canlı yayında olacak. Yüzlerinin görünmesini istemiyorlar. Hacer Hanım, Mehmet Ali Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Neden yüzleri görürsün? Teşekkürler. Yüzleri görürsün, görürsün. Neden saklıyorlar ki yüzlerini? Söz hakkınızda kullandığınız için teşekkür ederim. Önemli değil. Öncelikle Mehmet Ali, sosyal medyada nasıl bir Arzu tanıdın? Arzu'yu nasıl tanıdım? Vallahi ablacığım şimdi ben size şöyle anlatayım. Biz Arzu'yu ben TikTok'ta tanıdım. TikTok'ta arkadaş olarak konuşuyorduk biz onunla. Abicim bu işte bu şekilde ilerleyebileceği aklıma gelmedi ama zamanla o bana derdini anlattı. Ben ona derdimi anlattım. Biz bu şekilde konuşmamız bizim bu şekilde başladı. Dertleriniz neydi? Ya dertlerimiz normal yaşantı. Öyle amşam fazla bir derdim yok. Daha baktım onu dinledim. O anlattı. Ben de bir şey demedim. Allah var daha yüzü doğru da yani. Yanlış kelime hiçbir zaman kullanmadım zaten ben Arzu'ya karşı. Arzu size mağduriyetlerinden bahsetmiş. Ne dedi? Aynen bahsetti. Eşiyle alakalı sorunlar olsun vesaire olsun. Hep şiddet gördüğünü söyledi. Ben de o yüzden... Ben çoğu yerde biraz akıl verdim. Uyardım. Daha yalansa yani Esra Hanım ya yalan diyorsam daha yüzü orada yani. Yanlış kelime olsun hiçbir şey kullanmadım yani ben ona karşı. O anlatılanla sizin yaşadığınız arasında bir fark var mı? Ya olsun olmasın. Bu ama saatten sonra oğlunuzu seçmek için zaten. Çocuklarından vazgeçti. Bu sizi otur, düşündürmedi kızım, mi? Otur kızım, otur. Arkan var. Otur, otur, otur. Biz arkandayız. Otur. Sen yeter ki bana her Arzucuğum, defa güvenem ben sana. Gerçekleri... Ya gerçekten. Otur. Mehmet Ali ile konuşabilir miyim ben? Tabii ki. Buyurun konuşun. Şu monitöre bakabilirsin. Alo. Bana güven ver kendine. Duyuyor musun beni? Duyuyor sizi. Mehmet Ali gerçekten seviyor musun? Bırakacak mısın beni yarı yolda? İşte mi? Anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Yarı yolda gerçekten bırakacak mısın? Evet. Yok ben sanatya başta söyledim. Değil mi? Ben seni yarı yolda bırakmayacağım. Falan ya bak diye gene söylüyorum. Söyledim. Mehmet Ali bak gene söylüyorum. Beni gerçekten yarı yolda bırakacak mısın en kötü günümde? Evet ya. Vallahi bak diyorum ya işte. Ya bu saatte sonra o bir değil, iki değil, üç değil yani bu annenin anlattıkları. Yani doğru. Annen yani vallahi ya ben sana şöyle söyleyeyim. Yani annenin anlattıkları benim midemi bulandırdı. Annenin mi görümcenin mi? Görümcenin. Görümcesi ben anlattım. Annen görümcesi de aynı, anlattı. Görümcen de aynı. Yani anlattıkları şimdi ağır ağır benim midemi bulandırdı. Boy, kendi boyu kendi rezil etti. Ben gerçekten... Kim rezil etti Hacer Hanım? Kim rezil etti Arzu'yu? Bunu açıklar mısınız? Gözünüze bakarak gerçekleri duymaktan neden... Bir dakikaya... Gerçekleri duymaktan niye korkuyorsunuz? Bunlar gerçekler. Hayır, gerçekleri bak gerçekleri duymaktan korktuğum bir şey yok benim. Allah'tan başka zaten kimse de korkum yok benim. Yoksa o zaman bu duygularınızı Arzu'nun karşısına geçirip duygularım açıklayın o zaman. Evet saniye, o zaman gel karşıma ablacığım. Karşımda konuşuna konuşacaksın. Abi bir saniye bak bunu ben şöyle söyleyeyim. Bunu düşünüyorum bak yanlış yaparsa yapsın. Bittiyse bittiği insan yüzüne karşılığı muhatap alır. Hacer Hanım da aynı şekilde. Gerekçesini ya. Arzu'nun karşısına çünkü Türkiye Hacer Hanım hayal sizin kırıklığı gibi yaşıyor. Mustakbel bir kayınvalide görmedi. Ben 27 yıllık meslek hayatımda evli, çocuklu bir kadını kaçıran kayınvalide görmedim. Varsa da bir Türkiye'de bir kişi bağlansın Esra Erol'da programı. Ben gördüm programda gördüm. Ben buraya bekliyorum Esra ablam. O zaman... Ben görmedim. Evli bir kızı, kadını kaçırmak için arabaya binip oğlunun yanına oturan, 8 aylık ve 2,5 yaşındaki çocuğu arka koltuğa koyan...
nikahlı, resmi nikahlı bir kadını... Bize gel götür dedi. Bize gel götür dedi. Bu saat, bu saatten sonra yok. O saatte o kadın evliydi. İki çocuğu vardı. Siz tamam işte bu saatten sonra kocasına da dönebilir. Kocasına da dönebilir. Sen kendi kendini rezil ettin yavrum. Gelin kendi kendini rezil ettin. Bir şey sorabilir miyim Esra abla? Ha, Mehmet hayır buraya gelip söyleyemez. Öyle bir şey şu anda izin vermem bak, de. Tamam gel buraya bekliyorum şimdi. Konuşabilirler. Buraya gelsin Esra abla. Yalan söyleyebilmiştir karşı tarafa. Bak söyleyebilmiştir. Benim kızım yalan söyleyemez bak. Bu saatten sonra biz istemiyoruz. Benim kızımı... O teyze götürürken bir ailesini arayacak, soracak, bir kökünü anlayacak. İstemiyorum dedi kimseyle görüşmek. He? İstemiyorum dedi, yanında sorabilirsin. Ama bak teyzeciğim. Ben kimseyi zorla götürmedim, kendi geldi. Bak kalbimizi kırmayalım, hep insanız. Sen buraya gelirken demedin mi annemi saldırıp senin bir hatan alıp gitmeyeceğim. Tamam sorabilirsin, karşında o da niye orada koyuyorum onları? Bunun annesini, kökünü arayacaktın, ona göre oğluna götürecektin. Ne oldu? Hep dün meydana çıktı, ta neler çıkacak meydana? Hep bunlar aslı var. Hacer Hanım. Çıksın ne çıkacaksa çıksın, benim yaram yok Hacer Hanım. Peki, Hacer Hanım şimdi bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Evli karıyı götüremezsiniz. Götür benim oğlum yapsa aynı hatayı ben asla kapıma sokmam. Hacer Hanım. Sokmam. Bir dakika. Bunun kocası arayacak. Alalım mikrofonları. Bütün mikrofonları alalım yayından. Hacer Hanım'la konuşmak istiyorum. Şimdi bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu yaşamış olduğunuz hayal kırıklığı Arzu ile ilgili gerçekleri öğrenmek. Değil mi? Evet. Öğrendiğiniz gerçekler, çocuklarına karşı davranışı, söylemiş olduğu yalanlar. Aynen. Sizi rahatsız etti. Evet. Sizin nezdinizde de söylüyorum. Acaba biri bir mağduriyet yaşıyorsa işte karakollara gerekli kurumlara sığınmak yerine kişilerden yardım istiyorsa bir düşünmek gerekmiyor mu? Ya düşünmem gerekiyor. Ablacığım da şimdi ben ona sordum. Kızım arayacağım bir insan var mı dedim. Hı. Hayır hayır ben hiç kimseyi istemiyorum dedi. Telefonları falan iptal etti birden. Kapat o telefonları dedi. Hı hı. Siz ama akıllı bir kadınsınız. Cin gibisiniz. Evet. Annesine bile o gün dedin ki telefonda sen ne biçim anasın dedim. Bundan sonra onun anası evet, dışladı, benim dedim. Evet dışlıyordu zaten. Şimdi de dışlıyor. Benim bir anne olduğumu öğrendiler. Ben buranı getirin öperim bende yalan yok. Senin nasıl bir anne olman benim için önemli değil. Anne babasız evlat büyüttüysen o çocukların arkasında durman arkasında gerekiyordu. Arkasında duruyorum sen mi? O çocuklar aşk kalmış sen neredeydin? Vallahi bunu düşünecek olan... Ben için geldim, neredeydi? Kime gitti, adresini öğrenmek için geldim. Bak orada hatalı bulmuşsun. Hacer Hanım. Hacer Hanım. Bırak. Hali, evli bir karı gitmez, gitmez. Hacer Hanım, bence Mürsel Hanım'a bir sarılın, bir öpün, hatta elini öpün. Ya sen buraya tabii gelmeseydin biz gerçekleri öğrenemeyecektik diye. Aynen öyle. Suçlu, şimdi soruları sormanız gereken kişi... Evli karı alalım. Götürülmez. Soruları sormanız gereken kişi Arzu. Arzucuğum niye ağlıyorsun? Demek ki sevgisi bu kadarmıştı Esra abla. Demek ki sevgisi Mehmet Ali'nin bu kadarmıştı. Sevgisi sana bu kadar mı? İnternette tanışacağım birinin sevgisi bu kadar olur. Hayatım, senin sevgin mesela çocuklarına karşı ne kadarsa o da üç günlük aşktaki sevgisi bu kadar olur. Kim ne kadar çok yaşadıysa sevgisi o kadar. O evden çıksın, yakalanacağız mı? Yani, ailesi var. Vallahi biz her şeyi düşündük de yalnız Arzu bizi rahat bırakmadı ki. Geliyorsunuz mu? Geliyorsunuz mu? Geliyorsunuz mu? 500 kere aradı burada. Bunun senin oğlun da aramıştı. Bunun ailesi var peşine düşecek. Siz zorla mı kaçırdınız bu kızı? Hayır biz zorla getirmedik. O kendi 500 kere aradı biz de geldik. İlk tanışmanızdan birbirinizi gördünüz ya. Yani Esra abla ben hiç görmemiştim arabada gördüm. Ne diye tanıştınız? Merhaba ben kaçak dedim. Ben de kaçıran kayınvalide. Arzu'yu ben zorla kaçırmadım. Daha yalansa yüzü orada. Bak yalan söylüyorsam orada yani. Aha Arzu. Anne yani o var ya. O birinden kalmaz. Yarın bir iki gün sonra daha bulur. Bak o adam için anneni sildin, çocuklarını sildin. Beni zaten sildin ben biliyorum seni de. Ama ben gene peşindeyim bak gene Mehmet Ali'ye git. Gene kandısın götürsün başkası götürsün. Hayır gitmeyeceğim bu saatten sonra bitti benim için her şey. Boşanırsın gelirsin yanıma nasipli bir insan çıkar tanırım ederim. Kendi elimden veririm. Ya tamam ben de boşanmak için teyzeciğim bak ben de sana bunu söylemeye çalışıyorum da. Sen beni anlamak istemiyorsun bak sen kendi bildiğini kendi konuşuyorsun. Senin peşine düşmeyeceğim idim be. Sal. Sen kendi bildiğini kendi konuşuyorsun. Aa doğruları konuşuyorum işine gelmiyor suçlusun. İşine gelmiyor.
Tabii teyzeciğim sen haklısın. Benim işime gelmiyor. Sen kendi bildiğini kendin okuyorsun. Ama niye? Karşı tarafı dinlemiyorsun. Ama doğruyu konuşmuyor mu? Bak oğlum bu seni arasa bilenem, yalvarsa bilenem seni götürmemen lazımdı. Çünkü kocası var, mamelesi var. Ya, tamam boşanacak. Çocukları var. Boşanacağım dedi zaten. Mart'ın 8'inde boşanma davam var dedi. Bekleseydi boşanmayı. Ben geri göndermedim mi? Bak boşanmayı bekle. Şimdi bir dakika bak ben sana şunu söyleyeyim. Mart'ın 8'inde bu Arzu'nun boşanması vardı değil mi? Var. Ben bunu senin yanına abilerine gönderdim. Çocuğu dövmeye kalktınız. Sen o neye gelme? Yürüdünüz. Kim dövecek onu? Dövdüm bir saniye Mehmet Ali. Ya dövmüşsünüz işte teyzem ben sesinizi duydum ya. Mehmet Ali Bey. Daha oraya Mart'a gelmeden önce bu kız senin yanına 13 Şubat'ta geliyor. 13 Şubat'ta açılmış bir boşanma davası var mıydı? Yok. Yoktu. Ama kendisi diyor da kocası, Esra abla bak şöyle. Ben boşanacağım, ben boşanacağım diyordu. Oraya ya gidip dava açacağım diyordu. Bak boşanacak olan insan kalır memleketinde, boşanır, bekar olur ondan sonra gelir. Ben bu öyle kız, söyledim. Hacer Hanım bu kız sizin yanınıza gelirken kocası boşanmayı bilmiyor bile. Boşanma konusu gündeme gelmemiş bile. Yok, peki, adamın hiçbir şeyden haberi yok. Evet. Adam bir anda karısının ortada olmadığını görünce kaçtığını anlıyor. Siz bunu niye anlamıyorsunuz ya? Geliyor çocuk yok, karı yok. Biz anlıyoruz da biz. Bizi de Arzu Hanım yazıklar kandırdı olsun. İşte. Oo, Arzu Hanımcığım bak bütün toplar sana döndü. Bizi kandıran Arzu. Çık şimdi işin her şeyi yapan Arzu. İnsanlara karşı güvenim kalmadı. Kaçıncı eşi bu? Yani bu sosyal medyadan, ne bileyim internetten. Kaçıncı tanıdığınız kişi Arzu? Kaçıncı kez bir kadın evinize geliyor? İlk tanıştığımız ilk kişi. Araştır Esra Hanım. Arzu şimdi köklerini araştır. Sosyal medyada kaçanlar hani deneyimli oluyorlar aslında. Bu ilk kaçış olmuyor. Arzu da bunu daha önce deneyimlemiş. Bir sonraki adımın ne olduğunu biliyor. Sizin biz kaçıncı... bilmiyoruz. Arzu bu konuda çok genişlemiş maşallah. Hayır ama oğlunuzun da deneyimi olması lazım. Sizin kaçıncı gelin adayınız? Benim ilk daha benim çocuğum evlenmedi bile. Çöpsüz üzüm. Kaç yaşında oğlunuz? 30. 30. Mehmet Ali. Efendim abla. Bu kaçıncı sosyal medya aşkın? Vallahi abla sosyal medyadan Arzu ile ilk konuşma. İlk. Evet. Daha önce aşklarınız oldu mu? Olmuş oldu. Esra abla anlattı oldu. Bana zaten. Ne çok zaman oldu. Ayrıldınız? Dini nikahını yaşadınız mı? İki kişiyle konuştum zaten ben. İki kişiyle konuştum. Onlar da aynı hep güven konusunda sarsıldım zaten. Hep de güven konusunda hep sarsılıyorum yani. Evliler miydi onlar da? Yok bekar. Bekardı. Yaşadınız mı beraber? Vallahi abla ben şöyle söyleyeyim. Yani ben biriyle 3 sene mi yalan söyleyeyim 3,5 sene konuştum. Duy kızım duy bak. Duy. Gösterdiler zaten. Duy. Çok ağzına yanmasın bundan sonra. Ağzına yanmasın. Nursel'ler de yanmasın. 3,5 yıl yaşadınız. Beraber mi yaşadınız annem filan? Hayır konuştular. Yok sadece konuşuyordum. Yani niyetimiz evliliğe kadar gitti. Allah'tan gitmedi yani o da aynı şekil çıktı. Nasıl çıktı? Evli mi çıktı? Yok evli değil. Aldattı yani öyle söyleyeyim. İhanet etti. Aynen. Peki telefon attığında bir komşunuz var. Ondan dolayı zaten benim de kimseye güvenim kalmadı. Komşunuz telefon attığında. Alo. Köpünü araştır köpünü. Esra abla iyi günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Şükür, hamdolsun Esra abla. Sizi izleyerek daha iyi oluyor. Esra abla. Buyurun bu siz. Bu Mehmet Ali kişi sağ ol. TikTok'ta böyle evli bayanları buluyor. Duydun getiriyor, işe sokuyor. Eğer ailesi sizin televizyona çıkmaydı, bu kız da aynı 3-4 ay çalıştıracaklardı. Kimsesi olmayaydı, devam edeceklerdi. Nerede çalıştıracak? Gerçek yüzün gerçekten çıkıyor. Niye bunu bana anlatmadın? Bir dakika durdun. Niye bunu bana anlatmadın? Bak komşunuz anlatıyor şu an. Kim bu? Tekrarlar mısınız? Nerede çalıştırıyor? Allah Allah. Gülüyor bir de Allah'ın. Olaya bak ya. Anlat bakayım lan ben nerede çalıştırıyormuşum. Sen TikTok'ta evli bayanlar bulup getirmiyor musun? Senin adın ne? Adını bana bir söylesene sen bir. Sen ne yapacaksın benim adım? Şu bacak üstüne at bir bırak da. Sen dün bana annen, adını bir söyle bakayım lan sen kimsin oğlum? Sene biri çıkmaya kadar dedin beni aldattı bıraktım demedin mi Esra abla ya? Esra abla. Lan oğlum benim öyle bir şey yaptığımı adın gibi biliyorsan Kur'an'a getirip el basacaksın mı lan? Ya sen adın gibi. Basacaksın mı oğlum Allah'ın üzerine yemin edeceksin mi? Beni delilendirme bak. Mehmet Ali ile annesinin hayatını biliyor musunuz?
Esra abla, ben bu arkadaşı mahallede görüyordum. Hı-hı. Bu arkadaş çalışmıyor. Hı-hı. Bu arkadaş işe bile gitmez bu arkadaş. Bu arkadaş çalışmıyor. Beklentisi ne? Arzu'dan beklentileri neydi? Onu işe sokup onun parasını mı alıyorlar? Ne yapıyorlar? Lan oğlum. Ama sen bana adını aynen bir ver bakayım. Aynen. Sen beni tanıyorsan ben Konya'ya geldim ama ben seni bulurum, merak etme. Eşi ve görümcesi. Gel. Ben davamda haklıyım. Tamam Mürsel ablacığım. He. Hoş geldin. Kevser değil mi? Evet. Nasılsın? Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. İbrahim, oturabilirsin kayınvalidenin yanına. Nasılsın? İyi, anlamadım. Kaç yaşındasın İbrahim sen? 30 abla. 30 yaşındasın. Aynen. O 13 Şubat günü sen işte miydin eşin evden ayrıldığında? Evet abla. Ben sabah 8.30'da işe gidiyorum. Ondan sonra 8'de işe gidiyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra araba alıyor beni araç ve götürüyor. Götürüyor. Ondan sonra anlatabilir miyim? Tabii o günü anlatıyorsun. Ben çocuğun beşiği kırıldı. Onu parça almaya gittim. Evde bir şeyler eksikti. Onları aldım ve dedim herhalde dedim evde bir şey eksik değil. Hanım aramadı. Eve geldim hiçbir yer yok. Karakola gittim. Karakolda bağırdım, çağırdım. Benim evlatlarım yok. Benim kızım çok iyi bir kız. Her akşam baba nasılsın? Baba nasılsın? Baba nasılsın? Çocuk cama çıkıyor, vuruyor. Benim vicdanım her anladı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani bunun hayatı yalan olmuş. Hayatı yalan olmuş. Adamazarlarla görüşmek, çocukları ben hastaneye götürmek. Bunlar hepsi yalan. Bizim bir gururumuz var. Şaban Bey, Sakarya bizi şu an izliyor. Anlatabiliyor muyum? Sakarya bizi şu an izliyor. Bunların yaptıkları, bunun yaptığı saygısızlık. Ben buna her zaman dedim. Burada ekmeğin de var, senin baban da var. Bir şey olduğu zaman git anneme, git Elif'e git, ona git, buna git. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben bir sana bir karar vermişim. Biz pazar günleri gezemiyoruz. Al kız kardeşimi, Elif'i al. Binin gidin. Ben söz verdiğim adama yapmam ve gerekmem lazım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Şimdi ben size söz verdim. Anlatabiliyor muyum? Bak beni komple dinliyor. Türkiye dinliyor. Ben buna şimdi söz verdim. Gitmediğim zaman bana ayıp olur. İşinden dolayı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben bir kurulu bir insanım. Pazar günü karakolda çalışan Seyit abinin işini yaptım. Ve dedi hastayım dedi. Hanım dedim bu şekilde dedim sen hasta olursun. Sen dedim bak soğuk su içiyorsun, kola içiyorsun ama dedim dikkat etmiyorsun. Hastaneye gitti, arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Ben dedi yanlış anlama, tövbe, içim tövbe çok ağlıyor. Ya. Bak içim şu an çok ağlıyor. Ben dedi anamı da takmıyorum, abimi de takmıyorum. Deme onları. Kimseyi umursamıyorum. Kimseyi umursamıyorum, takmıyorum geç karşıya. Telefonu açmadı. Arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Dedim bak hastane dedim doktor mu açmadı ve dedim şey mi açtırmadı. Gel dedim beraber gidelim. Halbuki defalarca boşanma eşiğinden dönen de birisin. Dövmedin mi İbrahim? Arzucuğum 5 ay önce niye ayrılmadın? 5 ay önce kurtulmak için altın fırsatın varken, yine birine kaçmışken, mahkemeye çıkıp tek celsede bu işi bitirecekken niye döven kocayla barışmak istedin? Abla ben konuşabilir miyim? Konuşmayın, ben Arzu'ya soruyorum. Tamam bana ver ben şey yapayım. Arzu. Şans verdim Esra abla, gene yapmaz dedim. Sizi boşanmaya götüren konu neydi? Anlaşamıyorduk. Sen nereye gitmiştin? Çocukları bırakıp nereye kaçmıştın? Kaçmadım ben, adaya gittim sadece. Tamam, bir adaya gidiyorsun ama çocukları evde bırakıyorsun, komşular çocukları camı kırarak alıyor. Bunun üzerine bir boşanma davası açılıyor. Bak, anlatılanlar, söylenenlerle yaşananlar bambaşka. Gerçekleri bir yere kadar sadece 4 duvarın arasında saklayabilirsin. Ama onun haricinde tüm gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Her şey çıkacak. Kendinizi kurtarmak için herkesi yakıyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? En çok batacak olan sizsiniz. Buyur İbrahim'ciğim. Ablacığım, bir gün beni bu aradı. Adapazarı'nda aradı. Yem boşatıyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Beni aradı, yapmayacağım dedi. Hareketlerim düzelecek dedi. Namaz kılacağım dedi. Bak dedim namaz kıl dedim. Bak hareketlerin dedim düzgün değil. Ve dedim şey yap. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben akşam oldukça arıyorum, yemek yiyorum. Bazı yiyemiyorum, dükkanda yiyorum. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben sana dedi yapmayacağım dedi, söz verdi bana, rica etti, çocuklarımızın hatırına şey yaptı ve ben
gene kırmadım. Bu şekilde yaptığı halde, gittiği halde ailemi babamı attım dışarı. Bu şekilde kabul ettim. Ama ben ona her şeyi söyledim. Ama son olayda çocukları evde bırakmış. İşte. Heh. Orada hata var. Orada... Bak çocuklar şimdi o çocukları iyi yaptım, getirttirdim. Gelmeseydi seni, sana getirttirecektim. Onun için git. Anne dedi. Es bak kızım dedim. Geleceksin. Abisini aradı ya, telefonu bağladı. Kızım nerede sen, geleceksin. Çocukları getireceksin. Çocukları babaya vereceksin. Ondan önce İbrahim'e dedim. Ahacık yüzü. Bak İbrahim, Arzu'yu çıkaracağım dedim. Bulacağım. Çocukları alacaksın dedim. Çünkü babası bakar. Babası çalışıyor. Parasını tutuyor. Bak ben damadım. Yani damadım diye şey yapmayayım. Arkam kimse bakmasa halası bakar. O kendisine sonuca kadar güvenirim. Bak kimse bakmasa İbrahim'in halası bakar. İbrahim'in ailesi bu anlamda sağlam ailesi bir var, aile mi? Çocukların ailesi var. He. Kızım dedim çocukları getireceğim dedim. Bu ertesi sabah damladı. Ondan sonra damladı bu. Oğlanda yatıyorum ben. Aşağı köye indim. Onun anne dedi Esra Erol'a çıkma dedi. Onun için geldim dedi. Eğer getirmeseydi ben buraya aslında gelecektim. Orada benim adım geçmeseydi. Hah dedim telefonda. Yine gelmeyecekti, Arzu gelmeyecekti. Dedi. Diğerini peki, söylemeyeceğim. Peki İbrahim siz ayrılmak istiyor musunuz ha. Boşanmak? Ben boşanmak çocukları istiyorum Esra abla. Çocukları getirdiği oğlu babasını ha? Da verdim. Ben anne bir dakika artık bu konu uzamasın. Çocuklar babadan uzamasın. Ben sadece senden tek bir şey istiyorum İbrahim. Boşanmak. Ben zaten istiyorum. Dünya bir yere tamam. Gelse bitti artık her şey. İbrahim kabul etmez ki seni. Ha, bitti artık. Ben neyle kabul edeceğim? Sen sağ ben selamet. Yok senin neyle kabul edeceğim ben? Sen kendini rezil et. İbrahim sağ. Etmez. O benim çocuğumu götüren çocuk. Benim çocuğum hasta oldu. Bak burada götürdük. Herkes şahit. Fotoğrafları o çocuğu orada komaya. Bak Konya'ya gidiyor. Yalan Esra abla fotoğrafları var zaten. O çocuk aç geldi fotoğraflar aç. Yalan konuşmayın. Var fotoğrafları. Yalan konuşma. O çocuk aç. O çocuk babası var o çocukların. O çocuklara kimse bakamaz. Benim vicdanım ağrıyor lan. O adamın yanında yaşıyor hayır, o çocukların. Benim gözlerim ağrıyor. Vücudum ağrıyor artık. İyi yaptın babasına verdin çocuklar şu anda güvenli bir yerde. Bak Esra Hanım. Her ikiniz de bir an önce bu evliliği bak. Bitirin. Yok. Esra Hanım bir şey diyeceğim. Sen de kendini konuştum, kurtar. Bugün bitecek saati dediniz. Tamam. Ha bugün bitsin. Esra Hanım. Bak bir şey diyeceğim. Benim söyle. Torlarım, benim torlarımı ben özlersem, görmek istersen benim torlarımı bana göstersinler bununla. Bak Kevser burada gel. Ha. Bak benim torlarım, o çocukları ben çıkardım, babasına verdirdim. Vicdanım rahat. Baba bakar. Güveniyorum. Kimse bakmasa halası bakar. Aha. Arzu böyle yanmasa da Arzu'ya da bakardı. Yani bakır. Sizin iki aile aranızda bir düşmanlık yok. Bence yok. İbrahim'in ve Arzu'nun da bazı şeyleri ortada da bak, neyse. Bak Kevser burada söylüyorum bak. Türkiye'nin de benim torlarım kızım o. Ben özlersem, görmek istiyorsam çocukları bana göstereceğiniz, kaçırmacanız, saklamacanız. Bak söz ver burada. Her şeyi burada güzellikle söylediğin için, yalana başvurmadığın için öncelikle teşekkür ederim. Elinden öperim. Tabii ki de görebilirsin. Yalana başvurmadığın için. Yok, söylemem. Peki. Asla.